Bu molekülü adlandırmak istersek her şeyden önce bir çift bağ olduğuna dikkat etmeliyiz. O halde bu bir alken. En uzun zincirde 4 tane karbon görüyoruz. Aslında bu örnekte tek bir zincir ve 1, 2, 3 ve 4 tane karbon var. Bu durumda adlandırmanın başına büt yazacağız. Hangi uçtan başlarsak başlayalım çift bağ 2 numaralı karbondur. Öyleyse bu molekül büt 2 olacak. Öğrendiklerimize dayanarak bunu doğruluyoruz. Peki açık formülü bu şekilde görünen şu molekül için ne diyebiliriz? Evet aynı işlemleri tekrarlayabiliriz. Bir çift bağımız var. Yine bir alken. En uzun zincirimizde 4 karbon var. 1, 2, 3 ve 4. Hangi uçtan başlarsak başlayalım çift bağ 2 ile numaralandırılır. Ama bu durumda bu molekül de büt 2 diyebilirsiniz. Ama bu iki molekül birbirinden tamamen farklı. Farklı olmalarının sebebi bu çift bağın kendi ekseni etrafında dönememesidir. Buradaki pi bağı yani çift bağın ikinci bağı karbon karbon bağını sabitleştiriyor. Ama bu bu haliyle yapısal düzenini ve biçimlerini değiştiremezler anlamına gelmiyor sadece bu çift bağ ekseni etrafında dönemezler. Bu yüzden de farklı moleküllerdir. Farklı kimyasal özellikler gösteren farklı moleküller. Kimyasal özellikleri birbirinden farklı olduğu için de bu molekülleri adlandırırken bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Evet, burada iki tane adlandırma kuralı var. Bunlardan basit olanı çift bağdaki her iki karbona bağlı birer tane substituent olduğunda kullanılır. Bu arada substituentin bir moleküle bağlı gruplara verilen genel bir ad olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Önümüzdeki iki videoda birden fazla substituentlerin olduğu biraz daha zor ve ileri adlandırmayı konuşacağız. Şimdi adlandırma için öncelikle fonksiyonel gruplara bakmalıyız. Fonksiyonel grupları çember içine alalım. Yukarıda örneğimizde fonksiyonel gruplarımız karşı karşıyalar ve aynı taraftalar karbon karbon çift bağının karşı tarafındalar. Bu üstte, bu da altta. Buradaki molekülümüzde ise sübstitüentlerimiz aynı tarafta. Sübstitüentler farklı tarafta olduğunda ise buna trans diyoruz. Trans sanırım Latince ayrı, farklı ya da karşı anlamına geliyor. Latince bilmiyorum kusura bakmayın. Burada fonksiyonel gruplar aynı tarafta olduğundan transbütüken olarak adlandırıyoruz. Diğer bir adlandırma ise Almancadan bir kelime olan Entgegen'dan geliyor. Entgegen yerine kısaca E parantezi içinde E de yazabiliriz. Farklı bir renk kullanayım da karışmasın çünkü aşağıdaki molekül de mavi. Evet bunu E but 2N olarak adlandırabiliriz. Yani bu da aynı anlama geliyor. E but 2N. Bu aslında standart gösterim diyebiliriz. Entgegen kullanılan her yerde daha yaygın olan bu gösterimi yani E'yi göreceğiz. Birden fazla substituent içeren karbonların adlandırılmasında da kullanılıyor. Biraz daha açıklamak gerekirse E entgegen demek. Bu da aynı şekilde Almanca'da karşıt anlamına geliyor. Yani en azından öyle sanıyorum. Almanca çok fazla bilmiyorum. O yüzden başkalarından duyduklarımı söylüyorum. Şimdi fonksiyonel gruplar aynı tarafta. Bu durumda cis büt 2 n olarak adlandırabiliriz. Cis sanıyorum latinceden geliyor ve beraber anlamında kullanılıyor. Ya da bunu z büt iken olarak da adlandırabiliriz. Tahmin ediyorsunuzdur. Buradaki z Almanca beraber anlamındaki suzamından geliyor. Aslında tüm yapmamız gereken bu. Önümüzdeki birkaç videoda e mi z mi sınıflandırmasını pekiştirmek için birçok örnek çözeceğiz. Size yine de cis trans adlandırmasını göstermek istedim. Çünkü bu her iki tarafında da bir sübstütüent taşıyan daha basit moleküller içinde kullanılabiliyor. Bilmeniz gereken şey bu adlandırmanın hangi farklılığı vurguladığı. Çift bağın her iki tarafındaki sübstütüentler aynı tarafta ise cis veya z yani suzamın, karşı tarafta ise trans veya e yani entgegen adını alıyor.